Ama bu ülkede 10 yıllardır biriken özgürlükler verilmesi konusunda tabii sıkıntılar yaşanıyor. Bir anda bütün özgürlükler elde edemiyorsun. Paket paket, kademe kademe inşallah inanıyoruz ki ülkemiz daha da özgürleşecek, daha da özgür bir ülkeye doğru gideceğiz. Biz bundan ümit varız. Tabii yeterli mi, yetersiz mi? Bize göre yeterli değil ama yine çok iyi diyoruz. Çok iyi. Bu ceza indirimlerinin olmasını beklerdik. Ana dille eğitimin devlet kurumlarında olmasını beklerdik. Onlar olmadı. İnşallah bir dahaki pakette bunlar olacak. Biz bu konuda ümit varız yani. Biz memur sen olarak 2012'nin sonlarında bir eylem kararı aldık. 2013'ün Ocak ayında imza kampanyası açtık. 12 milyon 300 bin imza ile başörtüne yani kamuda kılık kıyafet özgürlüğüne evet için mücadele ettik. Elhamdülillah sonuca vardık. Sonuç çok güzel. 10 yıllardır türbandan dolayı, kılık kıyafetinden dolayı okullardan atılan, sürgüne giden, sıkıntıya giren, vefat eden hepsinin emekleri var bu işte. Allahu Teala emeği olan herkesten razı olsun. Yani isterdi ki kamuda her yerde kılık kıyafet özgürlüğü serbest olsun. Nedense gerek askeriyede, gerekse yargıda ve gerekse polis teşkilatında şu anda resmi kurumlarda kaldı. İnşallah bir dahaki pakette bu da kalkacak ve kamuda kılık kıyafet özgürlüğü inşallah serbest olacak. Biz ümit varız. İsterdik ki gerçekten eğer gelmişse kamuda kılık kıyafet özgürlüğü herkese gelseydi. Ama siz resmi kurumdaki polis teşkilatını, yargı mensubunu ve artı askeriye dışta bırakmanız biraz bana göre uygun olmadı. 83 yıllık bir süreçtir andımız. Her gün bir halk kalkıyor. Benim varlığım başka bir halkın varlığına armağan olsun. Bu bir yönetmelikti. Bu yönetmelik bir kanun kadar dahi deşmesi zor oldu. Biz şahsen bu konuda sendika olarak 2007'de Urfa'da bir toplantı yaptık. Kaldırması için bayağı baskı yaptık ama ne yazık ki 2009'a kadar yargılandık ve 2009'da beraat ettik. Ama elhamdülillah bugün andımız kaldırıldı. Devamında devlet tarafından fişlenmiş, zoruna imza atılmış, zoruna cezaevine bırakılmış olan insanların devlete karşı işlenen suçlardan sonra cezaevinde olanlar vardır. Ceza indirimlerini bekliyoruz. O cezadaki indirimi bekliyoruz. Artı bu üç kurumda yargı, askeriye ve polis teşkilatındaki kısmada başörtü özgürlüğünün gelmesini istiyoruz. Devlet okullarında ana dille eğitimin de olmasını istiyoruz. Tabii bir yerde bazı tabuları yıkmak çok zordur. Bir anda siyasi iktidar özel okullar değil, devlet okullarına da getirebilirdi. Bir siyasi partinin genel başkan vekili, aman Allah'ım böyle zehir zemberek konuşuyordu. Ben inanıyorum ki bir dahaki pakette ana dil eğitimi devletin okullarına gelecek. Çünkü özel okullarda olması zaten normal bir şey ama devletin okullarında ana dille eğitimin olmasını bekliyordu. Mesela şu anda 10 yıllardır W, X ve Q harfler kullanılmıyordu. Düşünün, yani var olan harfler kullanılmıyordu. Onlar da şu anda kullanılmaya başlanacaktır. Ben ümit ediyorum ki bir dahaki Demokratik Resmi Paketi'nde ana dille eğitim devletin okullarına gelecek.